sahafların diyor, protokoldeki yeri diyor, Vezir-i Azam'dan sonra, yani devlet resmi protokolde başbakandan sonra sahaflar gelirdi. Bunlar diyor kitaplarını diyor kanı arabalarına yükler, merasimlerde böyle geçerlerdi. Bir sahafın ya bir de internetteki kitap sitesine bakayım da ona göre fiyat biçeyim demesi. Ya bu çok rahatsız edicidir. Çünkü usta bir sahaf ve bir ustanın yanında yetişmiş çırak ve yeni usta şunu bilmelidir. Bu kitabın ederi bu. Ve her gittiğimde bana sadece kitabı değil, o kitabın bilgisini de verirdi. Kitabın neden değerli olduğunu da tarif ederdi. Onun vesilesiyle, onun sayesinde mücellitlikten de biraz sahaflığa geçiş gibi oldu. Çok da zarar ettim. Hatta eşim bana kızardı. Alıyordum, zarar ediyordum. Çok batırdığım oldu. Yani dalardım. Yani bir kütüphaneye bir kitabı gördüğüm zaman, bir el arabasına bir kitapları gördüğüm zaman bilmediğimiz dönemler oldu. Yani o kitabın para yapıp yapmadığını bilmediğimiz dönemler oldu ama alıyordum. Kitaptan anlayan biri değil, kitap tüccarlığı yapmak isteyen biri. Bir tüccara gitmesini istemedim. Değerini bilen birine gitmesini istedim. Onun verdiği paranın, teklif ettiği paranın onda birine bu kitabı sana vermeye hazırım demek için aradım dedi. Bir üstada olsam çırak, bir olurdu yakın orak. Eski mesleklerin tamamında olduğu gibi sahaflık mesleği de usta-çırak ilişkisiyle anlam kazanırdı. Kitapçı çırağı olarak girdiğiniz dükkandaki ustanız sizi eğitir, yetiştirir, mesleğin inceliğini öğretirdi. Ondan öğrendiklerinizle mesleği icra ederdiniz. Size edilecek sözün ustanıza edilmiş sayılacağını, sizde görülecek noksanlığın ustanızın hesabına yazılabileceğini aklınızdan çıkarmazdınız. Kitabın nasıl tutulacağından, nasıl muhafaza edileceğinden, müdavimlere, mizaçlarına, ilgilerine, meşreplerine göre nasıl davranılacağını ustanızdan öğrenirdiniz. Kitap bilgisini almazdınız sadece. İnsan bilgisini ve esnaflık bilgisini de ustanızdan alırdınız. Önce şu sahaflık nedir? Bir onu ayırmamız gerekiyor. Sahaflık kurum olarak ilk defa Kurtuba'da Endülüs Devlet zamanında kurulmuştur. Orhan Gazi zamanında bizde müessese olarak Bursa'da kurulmuştur. Payitahtla beraber Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a. İstanbul'un fethiyle beraber İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da genelde okur yazarlar cami cemaati olduğu için, eskiden zaten ilgi onlarda olduğu için Fatih, Eyüp Sultan, Ayasofya ve Fatih Sultan Mehmet 1458'de Kapalı Çarşı'yı inşa ettiği zaman orada bir de sahaflar çarşısı vardır. Bir sokak. Şimdi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımız zaman da sahaf maddesinde diyor ki, sahaflar diyor, Kapalı Çarşı'nın içerisinde diyor, 50 kadar esnaf olup diyor, 300 kadar çalışanları vardır. Sahafların diyor,
Protokoldeki yeri diyor Vezir-i Azam'dan sonra, yani devlet resmi protokolde başbakandan sonra sahaflar gelirdi. Bunlar diyor kitaplarını diyor kani arabalarına yükler, merasimlerde böyle geçerlerdi. Böyle ciltlenmiş değil, sayfa sayfa. Şimdi sahafın ismi de oradan geliyor. Sahaf Arapça bir kelimedir, sayfaların çoğulu, sayfelerin çoğulu demektir. Bana deriniz ki şu kitaptan bir tane edinmek istiyorum. Ben çağırıyorum 10 tane hattat, bunu sayfa sayfa olarak 10 yaprak, 15 yaprak onlara bölüyorum, dağıtıyorum. Ve aynı zamanda şimdi yazıda, ekramı sitte, yani 6 kalem vardır. 6 kalem demek 6 karakter demektir, tamam mı? Sülh yazısı, işte divani yazısı, nesih yazısı vesaire. O kitap hangi karakterde yazılmış ise o hattatlar o karakterde. Onları yazar, onu müzehibe verir, güzel süslenir, büslenir. Ondan sonra mücellite verir, ciltlenir, kitap haline gelir, sahibesine verirdi. Kütüphane gelmeden önce bu iş buydu. Sahafın ismi de oradan geliyor. Şimdi sahafın, benim tabirim bu. Bugünkü tabirle söyleyeyim size, sahaf eşittir kitap doktoru demektir. Kitabın doktorudur. Her ne kadar günümüzde sahaflık mesleğini ustadan öğrenerek icra edenler azalsa da, geçmiş mesleğin geçmişine dair bildiklerimiz de bir nevi usta yerine geçer. Hayatı efsaneleşen, meşhur sahaflara dair anlatılanlar, sahaf hatıraları, sahaf müdavimlerinin sahaflara dair söyledikleri de yeni sahafa bir şeyler öğretir. Sahaf, fiili olarak çıraklık yapmasa bile kendine eski sahaflardan birini veya birkaçını usta olarak seçer. Meslek hayatı boyunca onun yolundan gider. Onun gözü üzerindeymiş gibi hareket eder. Modern zamanlardaki usta-çırak ilişkisindeki aşınma ve çözülmenin sahaflık mesleğini diğer mesleklere nazaran daha az etkilemesinin bir nedeni de budur. Ustası olmayan sahafın da bir ustası vardır aslında. Her işte olduğu gibi sahaflıkta da bir usta-çırak ilişkisi şarttır. Yani bazı şeyleri daha rahat, daha hızlı öğrenmenize ve öğrendiğiniz şeylerin size daha faydalı olmasını sağlar. Vaktiyle İbrahim Manav amcayı çok ziyaret ederdim. Daha en çok kitap aldığım sahaflardan bir tanesiydi. Ve her gittiğimde bana sadece kitabı değil, o kitabın bilgisini de verirdi. O kitabın neden değerli olduğunu da tarif ederdi. Onun vesilesiyle, onun sayesinde mücellitlikten de biraz sahaflığa geçiş gibi oldu. Bir de şu vardır, kitap müdavimiyseniz eğer, elinizde ister istemez kitap sayısı artacaktır. Ve bir dönem sonra elinizde mükerrer nushaların arttığını görürsünüz. Şimdi sürekli de kitap alıyorsunuz. Bu sefer ne yapmaya çalışırsınız? Ya elimde kitap fazla. Bunun bir kısmını vereyim, karşılığında şu kitapları alayım. Becaiş dediğimiz işleme döner. Bu becaişin akabinde ise siz kitapları değerlendirmeye başlamış, aslında sahaf olmuşsunuzdur. Her kitap müdaviminin emekliliği muhtemelen sahaflıktır. ...60'larda ve 70'lerde sahaflar çarşısının en gözde, en mühim siması Muzaffer Özak'tı. Muzaffer Özak Efendi aynı zamanda da Karagümrük'teki Nurettin Cerrahi asitanesinin de hadimi fukarasıydı. Hem gerek dini bilgileri, medrese kitaplarına olan vukufu,
tasavvuf ehli olması nedeniyle de bütün tasavvuf kitaplarının anlam ve önemlerini bilen mühim bir şahsiyet olması dolayısıyla dükkanı bence yani bir sahaf dükkanından daha çok bir akademi gibiydi, bir mahfildi açıkçası. Kendisine gerek dünyadan, dünyanın çeşitli yerlerinden, gerekse Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden, illerinden insanlar gelir. Yani akıllarına gelen dini, tasavvufi, efendime söyleyeyim tarihi, bütün bilgileri, kitapları kendilerine sorular yönelterek öğrenmeye çalışırlardı. Çok dünya çapında bir şahsiyet olduğu ve dünyada da çok isim yapmış bir insan olduğu için dükkanında mutlaka ve mutlaka her zaman hemen hemen en az bir iki tane yabancı, ya bir hanım ya bir bey, mutlaka bir misafir olurdu. Tabii biz 70'li yıllarda hem çırak olmam hem tabii genç yaşta bir insan olmam nedeniyle her dakika her daim dükkanın içine giremezdik. Dükkan öyle çok zaten büyük geniş bir dükkan olmadığı için sahaflardaki en haşmetli dükkanlardan biri onundu o tarihlerde, ama yine de öyle hacmen çok büyük, çok geniş bir dükkan olmadığı için çok kalabalık ve işte ricalin girebildiği bir mekan olurdu. Ara sıra ancak çağrılırsak, davet edilirsek ya da bir fırsat bulur da araya girebilirsek dükkana girdiğim olurdu. Usta bir sahaf, kendi çıraklarını yetiştirdiği gibi müdavimlerini de yetiştirir. Çok yönlü akan bir ırmağa benzer usta-çırak ilişkisi. Çırak hem ustasından hem müdavimlerden bir şeyler öğrenir. Sahaf hem müdavimlerinden hem başka sahaflardan bir şeyler öğrenir, çırağına aktarır. Bu aktarma didaktik değildir. Sahaflık tecrübi bir meslektir çünkü. Sizin müdavimlere, kitaplara, müşterilere nasıl davrandığınız, onlarla iletişim biçiminiz, hal ve hareketleriniz, çırağın ileride icra edeceği meslekte derinleşmesini sağlayan etkenlerdir. Bir akademi olarak çalışır sahaf dükkanı. Vallahi şöyle, ben kendimi yetiştirdim. Ama saygı duydum, çok hocamız var, çok sahaf, ama ben şeyden yetiştirdim. Ya sokakta yetiştim. Yani şöyle açıkça söylüyorum, kimseye bir şey alırken bu para eder mi etmez mi demedim. Tamamen kendim ya zarar ettim, çok da zarar ettim. Hatta eşim bana kızardı. Alıyordum, zarar ediyordum. Çok batırdığım oldu. Yani dalardım. Yani bir kütüphaneye bir kitabı gördüğüm zaman, bir el arabasına bir kitapları gördüğüm zaman bilmediğimiz dönemler oldu. Yani o kitabın para yapıp yapmadığını bilmediğimiz dönemler oldu ama alıyordum, atlıyordum, yani almak istiyordum. O ihtiyacı duyuyordum ama zarar ediyordum. Çok da zarar ettim ben. Ama belli bir sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene bu el arabalarında satış yaparken falan böyle çok kitap aldım, çok zarar ettiğim de oldu. Çok iyi para kazandığım da oldu. Ama şöyle söyleyeyim, kesinlikle kimseye telefon edip de sorup da bu para eder mi etmez mi kesinlikle söylemedim. Kimse de bunu bana söyleyemez, yani bunu bana söyledin diye. Kendi kendimi yetiştirdim. Ama çırak yetiştirdim. Yani mesela ben de uzun zaman, 10-15 sene üzerinde çalışan bir şey vardı, delikanlı vardı. Şimdi 100 metre ileride benim karşıma dükkan açtı. Gayet güzel iş yapıyor. Dükkanı evirip çeviren de oydu. Güzel iş yapıyor, memnunum. Yani onun iş yaptığı için memnunum. Yani bir eleman yetiştirmiş olduğum için memnunum. Şimdi de çocuğumu yetiştiriyorum. Yani ikinci dükkanda çocuğum var. Şimdi onu yetiştiriyorum. İnşallah benden sonra da o devam eder. Yani mutluyum bu. Yani ama kimseye şey yapmadım. Yani danışmadım kitap için. Kendimi yetiştirmeye çalıştım. Sokak da yetiştirir. Hayat
elbette en büyük öğretmendir. Düşe kalka, deneye yanıla, şairin dediği gibi artık alıp eksik satsam yine kâr diyerek çıktığımız sahaflık yolunda hurdacıların, eskicilerin, hurda pazarlarının kılcal damarlarında dolaşarak da kitabın dilinden anlayabilirsiniz. Böyle sahaflar da vardır günümüzde. Yıllarca pazarlarda kitap satmış, hurdacılardan kitap almış, kendi dükkanlarını açarak sahaf olmuşlardır. Kitabın değerinden çok, mesleğin değeri üzerinden bir kimlik inşa etmişlerdir. Kitap biriktirirken insan biriktirmişlerdir. Şimdilerdeki bu internet üzerinden satış meselesi sahaf algısını, anlayışını bir hayli değiştirdi. Örneğin benim tanıdığım bir ustanın yanında yetişmiş, artık kalfalığı da geçmiş, kendi dükkanının ölçeğiyle de bir usta şekline gelmiş sahaflar var. Şu beni çok rahatsız eder, sahaf ve sahaf müşterisi ilişkisi anlamında. Bir sahafın, ya bir de internetteki kitap sitesine bakayım da ona göre fiyat biçeyim demesi. Ya bu çok rahatsız edicidir çünkü usta bir sahaf ve bir ustanın yanında yetişmiş çırak ve yeni usta şunu bilmelidir. Bu kitabın ederi bu. Yani raiç değil burada önemli olan, kitabın ederidir ve tabii ki bir de kitabın ederi kadar kitaba talip olanın ederi de var. Sahaf ve müşteri ilişkisinde. Yoksa elbette raiç olarak bakıldığında örneğin geçen birkaç gün önce bir sipariş verdim. Bir kitap 12 liraya da var, aynı kitap 400 liraya da var. İmzalı falan da değil, performansları da çok yakın göründüğü kadarıyla. Şimdi benim ilişkide bulunduğum çıraklıktan yetişmiş bir usta sahaf kalkıp da oradaki yüksek fiyatı baz alırsa bu hem çirkin bir şey hem işin ahlakına uymayan bir şeydir. Dolayısıyla sahaflarda böyle bir ahlaki zemine bağlı kalma, en azından ustanın tavrını bu yönde tevarüs etme bana çok önemli geliyor. Bunu göremediğimde de doğrusu artık sakınmaya başlıyorum bu tarz ilişkilerden. Nedret Bey'le birkaç kez görüştük fakat ne konuşacağımızı bilirim ben veya ona ne soracağımı bilirim. Onun da bana ne aktarabileceğini bilirim. Veya işte Kırkambar sahaf örneğin İstanbul için veya Ankara için Orhun sahaf. Yani bunlarla ilişkilerimiz farklı farklıdır ve onlar da yani herhangi bir şeye sadece ücret olarak bakmazlar malzemeye. Kime gittiği önemlidir ve onunla ne yapılacağı önemlidir. O açıdan sahaf ve müşteri ilişkisi de önemli ve tabii sahafın yetişme biçimi ve yetkinleşmesi de önemli. Ya piyasaya göre davranmak değil, açgözlülük etmek değil. Bunun doğasındaki işleyiş neyse ona göre davranmak benim için çok daha önemlidir. Sahaf elbette aldığı kitapları satarak hayatını idame ettirir. Ancak sahaflık mesleğinin idamesi parayla kıyas kabul etmeyecek değerdedir. Sanal dünyanın sahafı insansızlaştırdığı günümüzde sahiciliği aşındırmaması gerekir sahafın. En azından mesleğin büyüklerine ve ustalarına karşı vazifesidir bu. Her sahaf, müdavimlerinin hangi kitaplara ilgi duyduklarını bilir. Kitabı ederinden fazlaya satmak, müdavimin hukukunu gözetmemek, sahaf için mesleğin ve ustalarının hukukunu gözetmemek anlamına gelir. Serbest piyasa, sahafı sahaf yapan meslek ahlakını aşındırdığı ölçüde sahaf da tacire dönüşür. Sahaflıkta kâr dediğimiz şey, parayla ölçülebilen bir şey değildir çünkü. Ticari anlamı aşan bir mesleki ve entelektüel karşılığı vardır sahafın kazancının. Ustalar böyle söylerler. Ben de bu meslekte usta-çırak ilişkisine inananlardanım. Ama benim çıraklığım zaten sahafiyelerde geçmişti. Yani sahafiyelerde kitap aramakla geçmişti.
Hemen hemen İstanbul'un belli başlı sahafiyelerinde zaten sabahtan girip öğleye kadar bütün rafların altında üstünde gezen biri olarak oradaki sahafın da bakışında, denetiminde yönlendirilen biri olarak zaten ben o dönemi bir tür çıraklık dönemi olarak görüyorum. Fakat bununla yetinmiyor tabii mesele. Rehberler olmak önemli. Benim ustam yok ama rehberlerim vardı. Mesela Çengelköy Camii İmamı Davut Özgül, Allah rahmet eylesin, genç yaşta vefat etti. Yaşça benden küçüktü. Ama kendisi mütevazı bir şekilde evinin alt katında kitaplar biriktiriyordu. Osmanlıca'ya son derece vakıftı. Eski eser kültürüne ve bilgisine vakıftı. Ben biraz da bu işe başlarken onun yönlendirilmesiyle de başladım aslında. Yani abi bu işi sen yaparsın, biz de yanındayız diyerek beni cesaretlendiren isimlerden biri olmuştu. Onun öncesinde de Tayfur diye bir sahafımız vardı. Tayfun ya da. O da vefat etti kanserden, bir 20 yıl kadar oluyor. Onun sahaflığı da benim için mesela bir rehber görevi görmüştü. Şöyle ki, Kadıköy'deydi sahafiyesi. Ben de öykü kitapları arıyorum. İşte o kitabı oluşturmak için öykü kitabı biriktiriyorum. Bu arada şeyi söyleyeyim, o vesileyle mesela benim öykü kitabını çalıştığım yıllarda Türkiye'de yayınlanmış 2500 kayıtlı öykü kitabı vardı ve bunun 2300 tanesi benim kitaplığımda mevcuttu. Bu kitapları temin edebildiğim iyi yerlerden biriydi Tayfun'un sahafiyesi. Onun bana öğrettiği şeylerden bir tanesi de şuydu mesela. Biraz benim o tarihlerde, İstanbul'a yeni geldiğim tarihlerde yurt dışı gezilerim çok fazlaydı iş nedeniyle. Bir gün sanıyorum Sao Paulo'dayken bana ulaştı, Brezilya'dayken. Dedim nedir acelen, niye böyle bir şey arıyorsun, yurt dışındayım, görmüyor musun? Telefon sesi en azından bunu bildirir. Ya biliyorum da dedi, önemli bir mevzu var. Elime dedi bir Fransızca sözlük düştü. Bir de dedi gelip almaya çalışıyor. Adam dedi kitaptan anlayan biri değil, kitap tüccarlığı yapmak isteyen biri. Bir tüccara gitmesini istemedim. Değerini bilen birine gitmesini istedim. Onun verdiği paranın, teklif ettiği paranın onda birine bu kitabı sana vermeye hazırım demek için aradım dedi. Bu bir ahlak meselesi, bu bir yönelim meselesi. Burada ideolojinin falan bir hükmü yok. Ben Tayfur'da onu gördüm. Ve dolayısıyla benim rehberlerim beni buna doğrusu yönlendirdiler, cesaretlendirdiler. Ve ben onların varlığından ve desteklerinden de her zaman şükran duydum. Allah rahmet eylesin onları da. Güzel izler bıraktılar, bizi de güzel bir şekilde yönlendirdiler. Evet, çıraklıksa bu, yönlendirmekse bu. Yani siz eski zamanlardan bu tarafa sahaflık içinde olmayabilirsiniz. Ama sahaflık edebini kazanmışsanız siz artık sahaflık yapabilecek durumdasınız demektir. Çünkü bu iş bir ticaret işi değildir. Bu bir edep işidir. Kitap para meselesi değildir. Kitap kıymet ve zaman meselesidir. Kaçırdığınız kitapta zamanı kaçırmış olursunuz. Ve dolayısıyla da artık o zaman bir daha sizin elinize gelmez. Çünkü zaman kendisini üretir ve geriye sadece sizin geleceğinizi bırakır. Geçmişiniz yakalayabileceğiniz bir şey değildir. Bu nedenle sahaflık dediğimiz şey, geçmişe doğru vakıf olmanın ve sahip olmanın en önemli unsurlarından biri olması bakımından benim için her zaman değerli olmuştur.